Şu anki aklım olsa belki başka şeyler okuyabilirim ama bilgisayar mühendisliği benim için güzel bir alandı. Zaten ilgiliyim de. Cenk'le neden video gelmiyor sorusu çok çok daha fazla var. Ben mi Cenk'le video atmıyorum? Abicim yani Cenk'le 6 ayda bir video atabiliyorsan bu büyük bir başarıdır zaten. Değil mi? Her halı saha bir tane arkadaşımız sakatlanmıyor mu abi? Tabii. Yani salonda... İstatistikler çok daha yüksek. Tabii 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 tabii. Şaka değil ya. İkisi beraber takılıyorlar. Dedim ya bunlar dedim hani bu işler kanka ayağıyla olur. Hani kanka biz de bunu deneyelim falan. Bunlar dedim kesin birbirleriyle şey yapıyorlar yani bu işi... götürüyorlar. Götürüyorlar. Hepinize merhabalar. Atakan'la Konuşa Konuşa programına hoş geldiniz. Bugün yanımda ağır sağlam Furkan var. Furkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Davetime... İcabet ettin. Vallahi nasılsın, iyisin? Çok şükür Allah'a iyiyiz. Çalışıyoruz. Gittin geldin, yoğun bir Macaristan'daydın. Şekilde. Evet evet, bu sıralar çok geziyorum. Çok gezenin ayağına bok bulaşır dediler ama dinlemedik, bir de şifayı kaptık. Evet, ben seni uyardım ama. Sen de dedin kalın giyin, Macaristan soğuktur diye. Bak kalın giyindim ama çok yoğundum orada. Uyumaya pek fırsat olmadı. Evet. Bünye düştü haliyle. İşte şimdi de toparlıyoruz. Çay da burada duruyor. Bir yandan çayı içeceğim. Tabii tabii. Boğaz yumuşasın da burada öksürükle bekli yapmayalım. İstediğin kadar çay getiririz. Problem yok. Afiyet olsun. Havalar burada da çok yanarlı dönerliydi. Ben Kocaeli'de kalıyorum burada. Şimdi hep altımızda motosiklet var bizim. Takipçi arkadaşlarımız bilir bizim böyle motosiklet sahnelerimiz. Birkaç tane sosyal medyada popüler olmuştu. Motosikletle tabii hava güzel olacak. Kısa kollu musa kollu. Altımızda atlet falan yok. Bastır bastır geziyoruz. Akşam oluyor hava bir tersine dönüyor. Böbreklerimi üşüttüm. Ben de birkaç haftadan beri ilaç kullanıyorum böbreklerimle alakalı. Geçmiş olsun. Genel olarak ben de iyiyim. Valla Furkan'cığım çok teşekkür ederim öncelikle. Beni kırmadın geldi. Yüzlerce soru geldi sana. Instagram'dan hikaye attık. Onun haricinde böyle havadan sudan bir sohbet edelim. Ondan sonra sorulara geçeyim olur mu? Sıkıntı yok. Biz çenebazız. Evet. İlkokulda hoca ağzımı bantladı benim konuşuyorum diye. Aynen. Ben konuşurum. Sen keseceğin yeri kes. Hiç sıkıntı yok. Kesmeye bile gerek yok. Şimdi benim seninle alakalı merak ettiğim birçok şey de var. Mesela Ağır Sağlam kanalını nasıl açtın? Sosyal medyaya nasıl giriş yaptın? Tabii. Şimdi bunu defalarca da hani yanıtladığımız için biraz kısa keseceğim. Tabii ki. Yani benim öyle tabii bir profesyonel sporcu olayım veya antrenör olayım diye de bir hevesim yoktu açıkçası. Fakat biraz böyle sosyal medyaya, o zaman YouTube tarlayken bir şeyler atalım. Hiçbir şey yokken. Ha, bir kendimizi eğlendirelim diye Semih isminde bir arkadaşımızla videolar çekmeye başladık. Sonra baktık yani insanların bu konuda bir talebi var. O talebi fark edince insanların sorduğu sorulardan vesaire. Ya dedik bu konuda bir web sitesi açıp insanlara derli toplu bir şeyler sunabiliriz. Hı hı. Ama yani aklımızda öyle bir kurumsal bir iş olacak bilmem ne, öyle bir şey yok yani. Evet. Ve sosyal medya çok o zaman parlak da değil. Bu furya, sosyal medya, YouTube furyası 2017'den sonra başladı. Evet. Bu benim dediğim 2014 civarları. Sonra baktık talep de var. İşte web sitemizi açtık, orada bir şeyler girdik falan. Ben bir de yaptığım işi biraz daha derli toplu, düzgün yapmaya çalışıyorum. Sonra baktım bir potansiyel var. Ben de kendim o dönem elektrik elektronik mühendisliği okuyordum. Çok da ilgim de yoktu açıkçası. Puanı yüksek diye onu seçmiştim. Hani öyle bir anlayış vardır yani bizim Anadolu'da da herkes işte tıp yaz, şunu yaz, bunu yaz. Biz de gittik onu yazdık. Halbuki şu anki aklım olsa belki başka şeyler okuyabilirim ama bilgisayar mühendisliği benim için güzel bir alandı. Zaten ilgiliyim de bilgisayar bilimine. Dolayısıyla bölümümü değiştirdim ve bu konuda çalışmalara başladım. Tabii insanlar bizi YouTube'da içerik üretiyor ya da işte antrenör ya da sporcu diye daha çok biliyorlar ama ben biraz daha bilişim teknolojileriyle beraber bu spor nereye gidebilir? Onun üzerine kafa yoruyorum. O konuda çalışıyorum. Aslında birçok insan bana soruyor böyle üniversitelere gittiğim zaman. Abi işte hani kendi işini bırakıp işte hobinle ilgilenmek nasıl falan diye. Ben diyorum ben işimi bırakmadım yani. Evet. Ben işimi hobimle birleştirdim sadece. Bunların bir kısmı göz önünde insanlar görüyorlar, bir kısmını görmüyorlar. Ama bugün internetten bir satış yapmanız bile baya baya aslında bilgisayar biliminin alanında. Yani iletişim bugün artık dijitale kaydığı için bunların tamamıyla bilgisayar bilimciler ilgileniyor. Yani internette de baktığımız zaman işte en zengin 100 kişi diye bir liste yapalım. 60'ı mühendistir. Onun da 40'ı bilgisayarcıdır yani. Dolayısıyla her alana girebiliyor bu alan. Her alanda bir şekilde tezahür edebiliyor. Dolayısıyla ben de bilgisayar bilimine geçtim. O sırada yayınlarımızı daha da artırdık. Gittikçe profesyonelleştik. Ekibimiz genişledi. Yüksel'i de burada ağırlamıştım. Evet, evet, evet. O bizim diyetisyenimiz. Emre var.
antrenörümüz. Hı hı. Arkada da bir takım arkadaşlar var. Bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ben bol bol para harcıyorum. Henüz ortada bir şey yok. dolayısıyla böyle sevdiğimiz şeylerle oyalanmış oluyoruz yani. Sporculuk açısından da hani ben powerlifting'i hep seviyordum yani öteden beri. İlk başlarda eskiden böyle aynı şu anki bizim bazı takipçilerin ön yargılı olduğu gibi ya işte kuvvet antrenmanı yapmak tam olarak estetik için iyi olur mu vesaire diye ön yargılarım vardı. Fakat denedikten sonra baktım ki aslında powerlifting, bodybuilding bunlar kuzen çocukları. Çok aynı kapıya çıkıyorsun. Dolayısıyla onun da böyle bir marka elçisi gibi bir şey olduk yani powerlifting'in de ağır sağlamda. Çünkü sevdiğimiz, desteklediğimiz bir spor. İnsanlara aktarmaya çalışıyoruz. Orada da işte nerede elimizi taşın altına koyabileceksek koymaya çalıştık ekip olarak. Bunlardan da mutluyuz tabii ki. Böyle devam ediyoruz. Ne gele evet. gele diyoruz yani. Aynen. Ya senin şimdi aslında powerlifting'le ilgili yapmış olduğun YouTube kanalı ve çalışma powerlifting'i de çok başka bir seviyeye getirdi. Yani ağır sağlam diye bir kanal olmasa powerlifting aslında çok amatör bir dal gibi kalıyor. Veya powerliftingle alakalı sosyal medyada uğraşan insanlar çok amatör gibi kalıyor. Powerlifting aslında seninle beraber daha çok ön plana çıkıyor. Abi ben demeyeyim yani çünkü... Ve senin ekibin yani. Bizim ekip yani ağır sağlam ekibi ama şöyle powerlifting dünyada da bir trend yakaladı. 2010'dan sonra artık yarışmaya katılan insanlar vesaire artmaya başladı. Bunun kendine özel markaları vesaire ürünleri, hizmetleri çıkmaya başladı. Tabii fitness öteden beridir böyle belli başlı furyaların peşinden gidiyor. Bir dönem CrossFit hani evet. kasıp kavurdu ortalığı. Grup dersleri bir yandan fırlıyor. Medical fitness geliyor gidiyor. Fitness'ta farklı farklı furyalar olacaktır. Bunların bir takımı tutunacaktır. Bir takımı da böyle balon olup kaybolacaktır. Powerlifting biraz tutunanlarından çünkü ağırlık kaldırmak çok basit bir şey. Yani çok klasik bir şey. Aslında hepimiz bunu bir şekilde yapıyoruz. Ve bir yerde insanlar da gücünü tartmayı seviyorlar. Yani o insanın egosunu da birazcık tatmin ediyor. Daha rahat ölçümleyebiliyorsun. İşte kas geliştirmen için bakıyorsun bir 6 aylık bir program yapıyorsun. İşte koluna yarım santim ekleyebilmişsin. Ağırlık olduğu zaman bu bench press 3 kilo arttı, 5 kilo arttı diye. Biraz daha tutuyor yani. Evet. Biz powerlifting'i tabii ki katkımız olduğunu düşünüyorum ben de ama powerlifting'in de bize çok katkısı oldu. İnşallah daha da çok olur ya. Çok iyi sporcularımız var yani. Bunların artarak gelişmesini de istiyoruz. Hı hı. Ama bunların hepsi bir süreç tabii ki. Yani şu an maalesef sporun da büyümesi için çok uygun bir zemin yok. Herhangi bir sporun. Ya bugün evet. futbol bile hani artık Şampiyonlar Ligi'ne zor gidiyoruz. Belki gidemiyoruz. Kulüplerimiz bu sene biraz iyi yine ikinci turlara vesaire kalan çok takım oldu ama yani bütçeleri vesaire daralıyor. Ekonomik olarak gidişat çok iyi olmayınca insanlar kesebilecekleri yerden kesmeye başlıyorlar. Bugün bir spor salonu yatırımı yapmak da çok zor. Yani siz de hani ticaret yapıyorsunuz bilirsiniz. Hı hı. O yüzden inşallah daha güzel günler olur da tüm dünyada spor daha da yaygınlaşır. İnsanlar daha çok böyle hobileriyle ilgilenir diye ümit ediyoruz. Powerlifting de bence hep olacaktır yani bir şekilde. Kesinlikle. Şimdi konuyu ben biraz başa getirsem olur mu? Buyur. Şimdi çünkü bizi takip eden çok fazla genç sporcu arkadaşımız var. Dedik ya mesela sen, ben de bir üniversiteden bir bölümden mezunum. Ama benim de istediğim bölüm değil. Senin de öyleymiş. Yani bu genç arkadaşlara verebileceğin tavsiyeler var mı? Yani meslek seçimi bence çok önemli değil mi? Yani hatta 10'lu yaşlarda falan bir insanın ileride yapabileceği meslek hakkında yatırım yapıp bilgi birikim sahibi olmaya başlaması gerekiyor bence. Ve o mesleği seçmeli. Ama Türkiye'de çok fazla insan var daha lise, 3-4, üniversite hala ne meslek yapacağını bilmiyor. Tabii. Yani bununla alakalı gençlere verebileceğim birkaç tavsiye var mı? Sonra sorulara geçebilirim. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. İnsan yani neyi istediğini hemen peşinen bilmeyebilir. Evet. Yani benim şahsen ben fen lisesinde okuyordum. İşte az çok sınıf arkadaşlarımız ya tıp yazıyorlar ya diş yazıyorlar. Az bir kesim mühendislik yazıyor. Ama ben kafamda tıp, diş, eczacılık olmayacağından emindim mesela. Bunu biliyordum en azından. Hani neyi istediğimi çok iyi bilmesem de neyi istemediğimi biliyordum. Orada da işte biraz puanı yüksek diye elektrik elektroniği seçtik. Zor da bir bölüm tabii. Disiplin olarak ağır bir bölüm. Makina da öyle yani sizin evet. bölüm. Bu kadar ağır disiplinde çalışmak
böyle farklı farklı işler yapacaksan biraz zor. Hı hı. Yani çünkü bizim elektrikçi, elektronikçi arkadaşlar laboratuvarda sabahlıyorlardı yani. Ama bilgisayar biraz daha kolay. Ya bilgisayar bölümündeyken fitness'ı da yaparsın yani. Biraz daha sosyalde olabilirsin. Evet. Dolayısıyla ben bir de kullanım alanı çok geniş olduğu için oradaki tecrübenin, disiplinin bana faydası olacağını düşünerek bir pivot yaptım. Hı hı. Yani bir geçiş yaptım. Aslında ben 12'den vurmadım da hani yaklaştırdım diyeyim. Evet. İkinci tura bıraktım bugünkü gündemin şeyiyle. Arkadaşlara da şunu tavsiye ederim. Yani sürekli bir şeyleri öğrenmek lazım. Hayat o zaman daha güzel. Yani meslek dediğimiz şey bizim yapacağımız iş. Başta bizim bundan mutlu olmam. Yani bu sadece para kazanmak için yapacağımız bir şey tabii olmaması ki lazım. Şimdi Allah'a şükür ben geçimimi sağlıyorum. Sonra ne olacak? Yani insan geçimini biraz sağladıktan sonra hayatta ne bekleyecek? Aile kurmak isteyecek. Aileni kurdun, sonra ne yapacaksın? Yani bir şekilde insanın bir bilgi öğrenmesi, kendini geliştirmesi onu tatmin edecek. Olaya bu şekilde baktığımız zaman bunu daha rahat, böyle daha keyifli bir şekilde oturtabiliriz diye düşünüyorum. Ben çocukluğumdan beri bilgisayarla büyüdüm. Arkadaşlarımdan çok daha önce bilgisayara, internete ve yabancı dile eriştim. Bu bana mesela çok şey kattı. Ne iş yaparsam yapayım. Evet. Yani ben bugün mobilya da satsam yarın bir gün bilişimi çok iyi kullanacağım. Sosyal medyayı iyi kullanacağım. Yani bunları ben daha çok küçükken kendime eklemeye başladım. Hı hı. Sonradan da hayat beni işte buralara getirdi. Yarın bir gün belki emlakçı oluruz. Bilemiyorum da yani. Tabii ki. O yüzden arkadaşlara tavsiyem, yani sürekli öğrenme arzusunda olurlarsa, hobilerinin, sevdiği şeylerin peşinden giderken biraz da bunu nasıl daha iyi yapabilirim diye proaktif olurlarsa, hani okuldan bana şunu verdiler, bu dersi aldım, onu da yarım yamalak yaptım diye böyle beklemektense bir adamın kendi peşinden gittiği bir şeyler olması lazım. Kesinlikle. Ben şöyle düşündüm mesela bilgisayar bölümüne geçerken. Ya ben bu okula tam burslu gelmişim ve okulda bana para veriyor. İkinci girmişim bölümüme. Ama sınıfta 30 kişi varsa bunun %10'u zaten o dersi çok iyi bilir. Geri kalanı biraz goygoycudur yani. Öyle. 3 tanesi iyidir. Geri kalanı goygoycudur. Spor salonunda da öyle yani. %10'u iyidir. Harbiden yapar o sporu. Geri kalanı biraz goygoycudur. Kimisi hiç geçemez dersi yani. Ben baktım o 3 kişiden bir tanesi değilim. Ya benim bu 3 kişiden bir tanesi olduğum bir alana geçmem lazım diye düşündüm. Hani biraz insan bunu yapacak. Bunu yaparken tabii ki zorlanacak. Yeni bir şey öğrenmek zor. Kendini geliştirmek öyle kolay değil. Hani armut piş, ağzıma düş olmayacak. Ama merak ettiği şeyler olursa onun peşinden gitmesi kolaylaşır. Proaktif olduğu zaman bu kişi de bir alanda öğrendiği bir şeyi diğer alana da aktarabilir. Yani ben dedim ya işte mobilyacı olsam eski tecrübemden oraya bir şeyler aktarabilirsin. Dolayısıyla aktif olup bir şeyler öğrenmeye çalıştığı zaman hani sürekli goy goy, sürekli internetten okey oynamak yerine işte biraz da yabancı dil katayım, biraz da işte bir iki elimiz yazılıma dokunsun, örnek veriyorum yani. Böyle şeyler yaptığı zaman daha rahat bir atış yapacaklar. Hiçbir zaman o tam olmayacak. Evet. Yani bir tane bana harika bir yol göründü, ben de o yolu yürüdüm. Öyle bir şey yok. Zaten insanlar şöyle de bir algıya sahipler. İşte sevdiğin işi yapmak falan. Şimdi sen de sevdiğin işi yapıyorsun paket dışında ama içeride tabii, yani sevdiğin işin 10'da 9'u sevmediğin angaryayla dolu yani. Tabii. Mutlaka. Tüm sektörler böyle ya. Her iş öyledir. Her iş öyle. Evet. Her iş öyledir. İnsan kendini bile her gün sevemez. Kesinlikle. Dolayısıyla sevmediğin halde yapacağın da bir şeyler olması lazım. Tabii ki, tabii ki. O yani arkadaşlara benim diyebileceğim de öyle olur. Yani şimdi sonuçta insanlar düşünsene, hayatlarının üçte birini belki çalışmayla geçiriyorlar. Özellikle Türkiye şartlarında ve bu enflasyonda 8 saat çalışmak bile yetmiyor. Yani günün üçte biri bile yetmiyor. Onun için insanların olabildiğince sevdiği işte başarılı olma şansları artıyor. Aslında çok sevdiği bir işi yaptığı için. Onun için hem sevdiği işi erken yaşlarda tahmin edip bulabilirlerse, o işle alakalı ne yapabilirler ticari veya işte farklı şekilde, bence daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Ya boşa vakit geçirmemek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Gerçekten yani. Sorulara geçebilir miyim? Tabii tabii, buyur abi. Cenk'le neden video gelmiyor sorusu çok çok daha fazla var. Ben mi Cenk'le video atmıyorum? Abicim yani Cenk'le 6 ayda bir video atabiliyorsan bu büyük bir başarıdır zaten. Değil mi? Yani burada bizim hakkımızı teslim etmeleri lazım. Öyle Cenk seviyor bu hayatı ya. Değil mi? Yoksa biz ona çok yalvardık. Hani gel sana YouTube kanalı açalım. İşte ne bileyim biraz insanlara bilgi falan da ver. Evet. Kameraman takalım peşine. Sosyal medyana bir çeki düzen verelim falan.
Hoşlanmıyor o işlerden ama böyledir, bilirsin yani. Adam sporcu. Kaçan kovalanır şey ha. Biraz da o da var tabii. Kaçan kovalanır. Ama Cenk'in öyle kovalanayım falan öyle de bir derdi yok. Öyle bir derdi de yok. Hiç, evet, derdi, doğru. Hiç öyle bir derdi ama yok. Şimdi Türk halkında var ya, adam video paylaşmadığı için özellikle onunla video istiyor. Kaçan öyle, kovalanırdan kastım orası demek öyle istediğim bu. Abi benim videolara da her yoruma gelir mi ya? Cenk Koçak 50-100 beğeni. 200 beğeni. Her öyle videoya geliyor. Cenk seni seviyorum. Hangi kamera? Hepsine şunun mu numarasını ver, onu bir darlayayım ben. Ya ben sana Cenk'in numarasını veririm, darlar ama yani ben hani adam Acun'u peşinden koşturuyor yani. Acun bile onunla gidecek. Tabii Acun abi değildi tabii bizzat. Orada yani Acun medyadan arkadaşlar bile en sonu işte beni aramışlardı. Onların bir programları vardı şey için, Eksen için. En son beni aradılar. Ben dedim ki oğlum tamam dedim. Bunu da dedim kaçırma ya. Ya bunu da yap bari dedim ya. Değil mi? Hani neler neler ya, şimdi isim vermeyeyim. Ünlü isimler falan Cenk'le muhatap oluyorlar. Cenk böyle umursamıyor falan. Ya bu, ben bunu negatif bir şey olarak anlatıyorum. Tarzı çok iyi. Ben bunu böyle yok Cenk şöyle cool bir adam falan diye anlatmıyorum. Ya böylesi fırlamalık artık yani. Kardeşim sen hani öyle düşünmüyor. Demek ki ama ben art niyetli, kötü niyetli düşündüğünü yok zannetmiyorum canım bu konuda. Adamın yapısı böyle. Bazıları yapısı da böyle, sosyal yapısı medyayı sevmiyor olabilir. Ben mesela dedim ya 4 yıl üniversite okudum. Hayatım boyunca hiç Instagram'ım olmadı. Üniversiteden mezun oldum, hala Instagram'ım yoktu. Sırf YouTube'u, artık işte sizin gibi kanalları, birçok kanalı izlerken YouTube'a girmek istediğim için mecbur sosyal medya olmak zorundaymış. Tabii canım. Öyle onun ben de sosyal medyayı şahsen kullanmam. Yani aynen, ben tutup deli miyim abi sosyal medyaya gireceğim edeceğim falan. Ama mesela ben de Cenk gibi yani ünlü bir müzisyen bana bir mesaj yazacak da ben de adamı görmezden geleceğim falan. Yani bu biraz artık şey oluyor yani, saçma oluyor yani, çünkü sen sonuçta bilinmek, görülmek istiyorsun, sen bir sporunda önde gelen ismisin, senin sayende evet, insanlar bu sporu yapıyorlar hani. Tabii. Dolayısıyla ben Cenk'i o konuda eleştiriyorum, bunu rahat rahat söylüyorum, kendisinin yüzüne de bunu defalarca söylüyorum. Evet. O da diyor evet abi diyor, ben biraz dümenciyim falan filan, makaraya bağlıyor. Boş ver şu Cenk'i ya. Boş verin mi? Vallahi tamam, billahi. Siz uğraşın kardeşim. Siz gidin adama. Tamam. Siz bana verin, ben uğraşacağım. Uğraştırmayın yeter ha. Tamam. Programa gelirken bak çok güzel bir soru. Ön yargılı mı geldin? Nasıl buldun programı? Sence camia için faydalı mı bizim program? Bu program. Evet. Yok abi, ben bu programa gelirken keyifle geldim. Sen bana Instagram'dan ulaşmıştın. Evet. Ya ben Instagram'a çok da girmiyorum yani. Bir yerden sonra burada Kadir Hoca'yı bağlayacağım şimdi, küfredeceğim falan. Bir yerden sonra çok da umurumda yani. Çok fazla girmiyorum oraya. Hani yeni bir videomuz olduğu zaman falan paylaşım yapıyorum. Tesadüf, o yüzden çok da bakmıyorum yani DM'lere bilmem nelere. Senin şeyi görünce hani biraz da takipçi sayın olunca ön plana çıkarıyor ya. Senin mesajı görünce hemen dedim hani şey yapmayayım. Hani kaçırmayayım, adam ulaşmış. Hani ben genelde maillerime bakıyorum. Evet. Oradan da işte DM'yi görünce dedim ha hay hay, hani program şey yapalım falan. Sen de dedin ki çok mütevazıymışsın falan. Evet evet, öylesin ama. Mütevazi, dümenciyim ben de yani ama. bizim Yüksel'le programını gördüm. Yüksel de hiç bahsetmedi. Yani hiç, senin kanalda çok eski değil zaten bu program. Tabii canım falan. 14-15 bölüm oldu. Yüksel de işte yani olmuş birkaç ay. Biz tabii seninle sözleştiğimizde bayağı oldu, 2 ay falan oldu. Bayağı oldu canım, bayağıdır yani konuşuyorum. Macaristan'a gittin geldin falan. Deprem girdi falan. Aynen. Maalesef. O yüzden programı biraz ertelemek durumunda kaldık. Evet. Yüksel de söylemeyi unuttu herhalde yani. Olabilir. Muhtemelen. Baktım o programı falan da hemen izledim. Öyle önyargıyla geldim. Niye önyargıyla geleyim? Yani arkadaşlar. Sizin işte Hasan abinin videolarını falan da izledim. Bence güzel bir şey yapıyorsunuz. Yani içerik üretilmeli. Evet. İşte ticaret falan da olmalı. İnsanlar çeşitlerle karşılaşmalı. Ben biliyorsun başka markayla çalışıyorum. Evet. Ama Allah rızkınızı artırsın. Sağ ol canım. Ne demek, Allah razı olsun. İyi olan kazandı. Yani ya öyle bir şey de var. Artı Hasan Hoca şimdi mesela böyle bir şey yaptı. Bize sağ olsun yardımcı oldu. Kendisi de çok rahat. Adam supplement imalatçısı, NutriKing firmasının sahibi. Steroidlerden video yapıyoruz adamla. Yani insanlar yani transparan, şeffaf bir şekilde her şeye ulaşsınlar. Tabii ki. Şey yapsınlar, hani bizim istediğimiz bu. O yüzden ben memnun oldum yani. Ne demek, ben de çok memnun oldum. Hastalık işi mi powerlifting yoksa tamamen gereklilikten mi? Vallahi ben hayatta çok hasta olmam bir şeylere. Hani gerektiği için yapmaya gayret ederim. Powerlifting'in sevdiğim tarafı, yani tabii ki her şey insanın sevdiği şeyler oluyor, sevmediği şeyler oluyor. Kimisi antrenman yaparken hani yüksek tekrar yapınca kendini daha iyi hissediyor. Kimisi ben düşük tekrar yapınca daha iyi hissediyorum. Mesela biraz daha bardaki ağırlık yüksek olunca ben daha böyle kendimi dinç hissediyorum. Baktığında bilimsel olarak aynı kapıya çıkıyorsun. Ama benim yöntemim bu. Hani bazı şeyler prensiptir.
hepimiz ağırlık kaldırmak zorundayız yani sağlıklı ve güçlü olmak, yani kaslı güçlü olmak için. Kimi şeyler de yöntemdir. Bizim de yöntemimiz bu. Hastaları var bu işin. Ben şahsen kendimi o kadar böyle hasta falan diye görmüyorum ama yani dediğim gibi ben bardaki kilo yüksek olunca antrenman yapmış gibi hissediyorum. Sırtıma o demiri hissedince iyi hissediyorum yani. Yoksa makinede de mesela leg press yapabilirsin squat yerine. Artıları eksileri muhakkak her iki hareketinde vardır. Ama ben bunun daha seviyorum. Hastalık işi olarak gören insanlar var yani şimdi 50 sene bu şeyi yapan insanlar var. Şimdi mesela ben biliyorsun Macaristan'a EPF'nin görevi için gittim. Yani orada adam hem hakem hem ülkesinde bu işin bir resmi dairesinin belki başında adam. Hem antrenörlük yapıyor hem sporcu yani geliyor adam bir hafta boyunca işte bir gün yarışıyor, rekor kırıyor. 60 yaşında adam. Ertesi gün başka bir sporcuya, genç bir sporcuya belki destek oluyor. Öbür gün orada hakem oluyor. Öbür gün işte genel kurul toplantısına katılıyor. Yani bu insanlar bunu seviyorlar. Spor da bence çok güzel, çok pozitif bir şey. O yüzden biraz hastalık işi diyebilirim. Ama benim şahsen yani kendi açımdan ben öyle yaklaşmıyorum olaylara. Ben tamamen pragmatist. Powerlifting çok güvenli ve çok faydalı bir spor. Yani birim saat başına sakatlık oranı çok düşük. Tabii diğer ağırlık kaldırdığımız sporlar da öyle yani. Bodybuilding olsun, halter olsun. Bunun yanında da faydası çok fazla. Eklemlerine faydalı. İnsanlar bunu ters biliyorlar. Yani ağır kaldırıyor o zaman eklemlere zararlı falan diye düşünüyorlar da. Tam olarak öyle değil. Tam aksine. Mesela koşu hafif impactli ama uzun süre yapılan şeyler eklemleri dejenere etme potansiyeli varken uzmanlar doğrudan ağır kilolarla ara sıra antrenman yapmayı öneriyor ki eklemlerini, ligamentlerini, bağ dokularını güçlendir diye. Dolayısıyla bu çok faydalı bir branş. Ben de zaten bu işi dopingle şununla bununla yapmıyorum. Kendimi sakatlayacak ya da böyle inanılmaz hırslı bir şekilde yapmıyorum. Sağlıklı bir hobi benim için ama hastalık olarak gören insanlara da büyük saygı duyuyorum tabii ki. Tabii. Ya bir şeyi iyi yapan adama benim çok saygım var abi. Bir şeyi iyi yapan veya iyi yapma yolunda mücadele eden adama çok saygım var. Şimdi hepimiz çok zeki olmayabiliriz. Ya ben dünyanın en akıllı adamı değilim. Yani dünyanın en efendim güzeli değilim, yakışıklısı değilim, en zengini değilim. Bunlar olamam da yani. Ama yaptığım işi ciddiyetle, layıkıyla yapmaya çalışan bir adam olabilirim. Tabii ki. Bu minvalde çalışan, dürüst bir şekilde, başkalarına haset etmeden yarışan, bunu hastalık yapmış, dünyanın en ağır kilosunu kaldırmış. Aslında kimsenin umurunda değil değil mi? Yani sen 501 kilo kaldırmışsın. Çok da umurumuzda yani. Bana tamam. Ne faydası var senin o kiloyu kaldırmanın? Aynen öyle. Seyir zevki bile yok. Hani baktığında öyle düşünebilir insanlar. Bunu yapan adama ben saygı duyarım yani. Adanmış, bir şeyler başarmış. Ben ne yaptım onun yerine derim. Evet. O yüzden hastalık kısmını da böyle ifade edeyim. Evet, güzel yorumladın valla. Sporun kontrollü yapılması hakkında da çok güzel konuştun. Tabii bizim etrafımızda çok fazla sakatlanan insanlar oluyor. Çünkü sürekli sporun içerisinde spor salonlarındayız, ticaretiyle uğraşıyoruz. Çok sakatlanan insan oluyor ama doğru şekilde kontrollü ağırlık kaldıran insanlar gerçekten diğer insanlara göre çok çok daha özgüvenli. Haksız mıyım? Çok çok daha mutlu. Ya, tabii canım. Aynen. Ya sporcu adam diğer her şeyi eşit tutalım. Aynı zeka seviyesi, aynı mahallede oturuyor. Efendim sicili aynı. Tamam birebir. Seni beni klonlayalım. Aynı geçmiş ama hayatımızdan sporu çıkaralım. Muhakkak bir şeyler eksilir. Evet. Yani bunu ben söylemiyorum. Biz gözlemliyoruz belki ama bunu araştırmalar söylüyor. Bunun bilimi var. Bir de şunu da burada eklemek istiyorum. Şimdi bizim çevremizde biz insanların sakatlandığını görüyoruz. Ama bu sakatlık dediğimiz şeyin de bir kıstası olması lazım. Yani nedir sakatlık? Mesela benim babaannem yürüyemiyor diyelim. Şimdi onun sakatlığı ya da disability'si, rahatsızlığıyla bir sporcunun sakatlığı farklı tanımlanır. Şimdi ben 400 kilo deadlift yaparken sakatlanırım. Keşke öyle bir hayatım olsa yani. 250 yaparken sakatlanırım. Ama ben 150'yi rahat bir şekilde yapabilirim. Evet. Yani ben mobilyayı kenardan kenara iterken sakatlanmam. Şimdi ben zaten benim seviyem başka. Hani insanlar böyle bir katastrofi senaryoları çiziyorlar. İşte adam yürüyemeyecek bilmem ne falan. Bunlar anomali. Böyle bir şey yok yani. Evet. Bunlar anomali. Yani buradaki bilim, biz işte insanlara çıkıp işte bilimsel olarak bu çok güvenli bir spor falan derken doğru tanımları yapabilmemiz lazım. Yani aynen. Sen dirseğini sakatladın. Yani bir hafta iki hafta ağrır orası. Ama sen yine hani normal sadece bilgisayar başında otururken sakatlanan insandan çok daha sağlıklısındır.
O kıyas öyle yapılır yani. Tabii ki. O yüzden ağırlık çalışması çok güvenli. Yani bir sakat, işte oram ağrıyor, bu hareketi yapmayayım deyip kurtulabiliyorsun ya. Ya futbolda adam kafana tekme atıyor yani. Tabii. Şimdi hepimiz halı sahaya gidiyoruz yani. Her halı saha bir tane arkadaşımız sakatlanmıyor mu abi? Tabii. Yani salonda... İstatistikler çok daha yüksektir. Tabii. Şaka değil yani. Geçen ben bunu bir ortamda konuşuyordum. Bir tane arkadaşımız yani araştırmayı sunarken tenis sadece biraz daha güvenli görünüyordu. O arkadaş dedi ki ya teniste de sürekli aynı hareketleri yapmaktan hani dirsek tenisin tenisçi dirseği var ya direkt. Ha, tenisçi dirseği diye bir olay var. Aynen öyle. Yani bu çok daha şey bir de öte yandan ya biz hiç hareket etmiyoruz ya günlük hayatımızda. Bak ben bir hafta oturdum masada bildiğin şey gibi Ertem Şener gibi yorum yapıyorum. Şimdi bir bu ekrana bakmam lazım bir bu ekrana. Abi bir hafta otur orada şu boynum biri tutuldu. Evet. Dedim akşama kadar burada hani kasiyer adam ya da işte memur ne bileyim bilgisayar başında bu insanlar hareket etmiyorlarsa çok şey kaybediyorlar. Ya bu illa ağırlık olacak değil diye değil ama tabii ki. Direnç çalışması bunu çok daha konsantre ve güzel bir şekilde veriyor. Yani o yüzden buradaki sakatlıkları ben böyle oturtmak istiyorum arkadaşların gözünde. Yani ben öyle çok kıyas götürmüyorum. Evet. İşte yani adam mesela hareketleri bilmiyormuş sakatlanmış. Ben ona da öyle bir şey de yok. Yani bu hareketleri yanlış yaparak da öyle kolay sakatlanamazsın. Hani öyle insanların gözünde ben bana bir ağırlık takacağım ezileceğim falan öyle bir algı var. Öyle bir şey yok. Yani fitness o kadar kontrollü bir ortam ki zaten üstüne başına bir şey düşme olasılığı çok düşük. Evet. Sakatlıklar da yani sen ne kadar böyle NATO kafa, NATO mermer devam etsen bile sana uyarıyor. Sonra da biraz sızlıyor, mızlıyor bırakıyorsun yani. İki hafta sonra düzeliyor yani çoğu zaman. Tabii. Hani sakatlıktan da kastımız bu. Yoksa öbür tarafta adam bir omuz atıyor dağılıyorsun ya mesela. Tabii ki. Bunlar çok başka. Kahveyi antrenmandan ne kadar süre önce içmeliyim? Sende ağır sağlam diye bir kahve var. Tabii bizim kahvemiz var. Bizim kahvemiz derken yani ağır sağlam bir marka olarak. Yani onun pazarlama tarafında Taft Coffee markanın adı. Dünyanın en yüksek kafeinli kahvesini üretiyor bu arkadaşlar. Biz de uzun zamandır beraberiz yani hatta bizim en çok hani sipariş verilen ürünlerimizden bir tanesi ağır sağlam adıyla. Evet. İşte böyle arkadaşlar da soruyorlar kahvenin ya bu arada her türlüsü çok kafein biliyorsun yani supplement olarak da kullanılıyor. Çok faydalı bir bileşen. Antrenmandan yarım saat bir saat önce kullanıldığında böyle etkisi artık başlıyor ve 4-5 saat gidiyor onun etkisi. Ama tabii o ilk çarpıcı kısmı ilk başlarda oluyor. Benim tek diyeceğim kafeinle alakalı akşam belli bir saatten sonra içmemek. Hayatında hiç steroid kullanmış mı? Veya kullanmayı düşünüyor mu? Yani kullanmayı düşündüğüm zamanlar oldu. Yani bu düşündüğüm zamanlar derken merak ettiğim zamanlar oldu. Artısını eksisini tartmaya çalıştığım zamanlar oldu. Ama yani benim hayatımda yani performansım o kadar önemli değil. Ya da performansım önemli olduğu zaman da doping testi yapılan ve genelde ekseriyetin tabii ki arada hani kara koyunlar olacaktır ama ekseriyetin doping kullanmadığı yarışmalarda ben performansımı önemsediğim ona göre kıyasladığım için doping kullanmak çok yani umurumda olmadı. Ben zaten bir antrenör olarak ya da bir yayıncı olarak kendi performansımı da o kadar yani biz hani sen ne biliyorsun abi bir yerden sonra 7-24 insanlar bizi spor yapıyor zannediyorlar da tabii ki. Bu sabah konuştuk yani ben havalimanı otoparkında arabada uyuyordum yani. Yani. Şimdi bu durumda ben sağlıklı, doğal bir şekilde kendi performansımı ne kadar götürebilirim diye bakıp insanlara bu deneyimi paylaşmayı daha kıymetli buluyorum. Bu şu demek değil yani doping kullanan insanları hor görüyorum falan manasında değil. Evet. Ben bilinçsiz doping kullanan ve kimliğini bununla beraber yanlış bir şekilde set eden insanları hatalı buluyorum. Hor görmek benim haddime değil de yani yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü yani ben tırnak içerisinde biraz argo olacak ama yani dopingle sporcu oluyorsam ben kendi geçmişim, kendi kültürüm yokken Allah korusun yarın bir gün bunun yan etkisi geldiği zaman ki gelecek. Yani kimse bunu inkar edemez. Onu bırakmak durumunda kaldığın zaman yani kimliğini de kaybedersin. Şimdi ben ağır sağlam Furkan yani bunu biliyorum. Ben yarın bir gün bir doping testi olmayan bir yarışmaya katılmak için hile hurda yapmadan bir doping kullanırsam bu beni bağlar. Ve ben
Orada bir performans gösteririm, onu da bırakırım, dönerim tekrar 150-200 kilo ile çalışmaya. Derim ki baba benim de harcım bu. Dopingde de 300 oluyor derim yani. Yani. O yüzden çok benim çok umurumda değil. Ya bunu bilinçli bir şekilde yapan, riskleri göze alan, yani burada şunu ayırmak istiyorum. Bilinçli bir şekilde yaptım ve risk almadım diye bir şey. Bilinçli bir şekilde yapıp riskleri de göze alan insan bence çok değmez ama bu benim görüşüm. Helal hoş olsun, takılsın. Deneyimlerini de bizlerle paylaşsın transparan bir şekilde isterim. Dopinge karşı bakış açım bu kadar yani. Bizim ekibimizde de dopingli adam yok. Olması bir problem olur muydu? Ya belki olurdu, bilemiyorum. Şimdi çok şey konuşmayayım ama ben ekibimdeki arkadaşlarımla da transparan bir şekilde bunları konuştum. İşte Yüksel biliyorsun bizim en böyle Adeleli arkadaşımız. Tabii ki genetik burada çok önemli. Kesinlikle. Yani Yüksel ben tanıdığım zaman da çok iyiydi yani. Tabii ki üstüne biraz koydum. İlk videolarınızı biliyorum ya. Emre çok işte kuvvetli, becerikli, yetenekli bir sporcu. Evet. Yani bu iki arkadaş da sporculukta belli açılardan benden iyidir yani. Evet. Benim de tabii farklı becerilerim, şeylerim var. Böyle birbirimizi tamamlıyoruz. Ha, çok bir güzel. Aramıza bir tane de Ahmet diye biri gelseydi, o da bile dopingli olsaydı olabilirdi. Ama biz tabii insanlara bunu açık bir şekilde söylemeyi tercih ederdik. Dopinge karşı bakış açımız budur. Yani insanlar bazen soruyorlar işte Yüksel ilaçlı mı falan diye. Yani ilaçlı olsa biz de söylerdik. Hani biz de böyle bir kanalız yani. Bizim de pazarımız, ekmeğimiz bu. Tabii. Hani tabii. Çünkü insanlar zaten bizi takip eden insanlar salak değil. Hani bunu anlıyorlar. Bizim de marketimiz bu. Ben doping alıp kendime bir de öyle denemek istiyorum diyen arkadaşlar için de çok güzel yayıncılar olabilir. Ona güzel tavsiyeler veren insanlar olabilir. Bunların tamamına biz saygı duyuyoruz transparan olduğu sürece. Tabii. Çok güzel konuştum valla. Ya şimdi Yüksel'i belki o konudan eleştiriyor olabilirler veya yorum gelebilir. Çünkü adam böyle Instagram'daki fotoğraflarında ilk konuğumuzdur bir de. Programımızın ilk konuğu. Evet. Bölüm 1 değil mi o? Bölüm 1. Yüksel'i gerçekten Instagram'da falan fotoğrafları lan diyorsun acaba mı? Hani böyle çok küçük bir şeyler yaptı mı veya? Hani natürelin zirvesini yapmış, çalışmış, çok iyi beslenmiş ama bir küçük de sanki natürel ulaşılmayacak gibi yani. Bir form gibi bir görüntüsü var. Abi Yüksel şimdi ben ilk onunla tanıştığımızda Emre Hoca da vardı orada. Emre Hoca da çok işte kıymetli bir milli de sporcudur eski, kanocudur. İkisi beraber takılıyorlar. Dedim ya bunlar dedim hani bu işler kanka ayağıyla olur. Hani kanka biz de bunu deneyelim falan. Bunlar dedim kesin birbirleriyle şey yapıyorlar yani bu işi götürüyorlar. İşte Yüksel bakıyorum böyle performansı falan da iyi ama ben yani ön yargılı idim Yüksel'e karşı ama baktım ki çok böyle şey bir çocuk. İdman da yapmış belli dedim yani. Bu çocuk hani sadece dün spora başlayıp bugün ilaca başlamamış. Çünkü onu az buçuk keşfediyoruz. Yani yıllarca spor yaptığın zaman canım, tabii ki. Bir tecrübe oturması gerekiyor. Onu hissettim. Böyle yine çok da şey yapmadım tabii. Yani ilaç kullanıyor musun dediğim zaman yok kullanmıyorum falan dedi. Ya sonra baktım ki yani gerçekten bu da olabiliyor. İnsan bir de çevresinde gördükçe. Bizim Türkiye'de çok sporcu yok. Çok sporcu olmadığımız için elimizdeki data seti de az. Yani evet. Cenk Koçak da mesela öyle. Ya dünyada Cenk Koçak'tan iyi 10-15 tane sporcu var. Yani Cenk Koçak dünyada müstesna değil. Ama çok 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 elit bir seviyede. Evet. Ben Cenk Koçak'ın babasını da tanıyorum. O da çok elit seviyede bir sporcu. Yani çok idman yapmaz ama yapsa beni yatırır kaldırır yani. Evet. Ki ben de kendim ortalamanın üstünde olduğumu düşünüyorum. şimdi bazıları da böyle olacak abi. Bazıları da 4 basamakta sayıları kafasından çarpabiliyor. Ben çarpamam. Ben çarpamam. Bak matematikle aram çok iyi. Yani iyi bir derecem vardı. Ama ben hemen hesap makinesi kullanırım yani. Aynen. Hani çok kafam basmaz o işe. Ama kimisi bunu becerebiliyor. Şimdi buna da saygı duyacaksın. Kimisinin hafızası çok iyi. Evet. Biz çevremizde bunları çok görmediğimiz için ben Cenk Koçak'a da hadi lan oradan falan diyordum. Ama ben bu adamla beraber işemeye girdim kardeşim. Yani işte doping testine. Evet. Doping testini de araştırdım. Bu nasıl kırılıyor diye. Baktım ki bu iş harbiden yapıldığı zaman bunu kıramıyorsun yani. Hani biz de duyduk o dedikoduları. İşte evet. Yok doping testi şöyle geçiliyor, böyle geçiliyor. Doping testi şaka gibi bir şey. Araştırdım kardeşim. Dedim ki yok öyle bir şey. Birisi bana anlatsın. Ben bilmiyor olabilirim. Bu adamın evine de geliyorlar. Hani belli bir yerde bıraktım falan diyeceksin. Hı-hı. Evine geliyorlar. İşte iki ayda bir test yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Şimdi o zaman diyorsun ki burada bir şey var. Bir de dopingi almayla da bunu yapamıyorsun. Yani tabii. Dopingi almayla da. Şimdi bana dopingi ver ben 300'ü geçemem. Yani yırtınsam 100 kiloya çıksam artık böyle
şey olsam, ki benim yapım zaten daha ince, ben yapamam bu işi. Benim becerilerim başka tarafta, onunki başka tarafta. Şimdi böyle insanlar var. Yoksa biz aynı antrenmanı yapıyoruz, aynı suyu içiyoruz. Bak Yüksel başka. Evet. Ha bunlar da olacak yani. Ha Yüksel de mesela o cüsseye performansı bence düşük. Ağırlık performansı. Yani bazen ben daha ağır basıyorum Yüksel'den. Yani demek ki benim güce daha yatkınlığım var. Onun da size'ı iyi, kaslarının şeyleri iyi yani, şekli iyi. Dediğim gibi etrafımızda şey yok, örnek adam yok ki. Evet. Yani 10 tanıdığımız 10 kişiden 9'u spor yapıyorsa farklı farklı meslek dallarından bile ne genetikler göreceğiz belki. Tabii canım. Mesela powerlifting'de yeni bir böyle dünyada yeni yeni popülerleşen bir spor olduğu için her sene acayip rekorlar geliyor. Yani zamanında biz 300 kilo deadlift'in doğal mümkün olmayacağını falan konuşuluyordu. Yani bunu benden bahsetmiyorum. İnternette şurada bunu millet bunları konuşuyordu. Gerçekten de doping kullanmayan insanlar bunları çok yapamıyorlardı. Çünkü yoktu çoğu. Yani bu federasyonlar falan da full ahbap çavuş, hısım akraba federasyonlardı. Her türlü gidiyordu yani. Tabii orada. IPF'in yarışmalarını açsınlar 2010'dan sonra. Her sene ne rekorlar geliyor. Ya şimdi adam geliyor 80 kiloda, 74 kiloda 300, 320, 330 deadliftler yapıyor. Ben ilk başladığım zaman powerlifting'e 270 yapan ben ağayım diyordu yani. Değil mi? Ve bu adamlar da teste giriyorlar. Şimdi diyeceksin ki o adam teste girdi, bir dümen yaptı, geçti. Ya bunu yapıyor her ülkede adamlar. Bunu yapan bir sürü adam var. Bir yerde o benchmark oturmaya başlıyor. Sonra diyorsun ya demek ki bunlar artık gerçekmiş. Bunlar. Yani bunda, bu konuda çok şey var. Hani siyah kuğu yoktu diye düşünüyordu insanlar. Kuğular sadece beyazdı diye düşündüler. Sonra bir gün baktılar ki siyah bir kuğu var. İşte bu Black Swan hikayesi. Yani oluyor bunlar da. Olmalıdır da. İlla ki ilerlemede olmalıdır yani. Bu sene Yüksel'i sokuyoruz yarışmaya. Hadi bakalım inşallah. Tabii tabii vücut gelişimi. Onun atletik fizikte tabii çok bir... Ben her zaman sahalardayım, oralardayım. Vücut geliştirmede işte backstage'de falan videolar çekiyorum. Orada ben yakalarım sizi. Backstage videolarım falan benim de var. Ama tabii vücut geliştirmeden çok anlamam yani. Yani onun podyum tarafı başka bir uzmanlık alanı. Evet. Bakalım Yüksel o işi çözer. Ama şimdi hangi kategoriden gelecek onu da bilmiyorum. Kesinlikle şimdi bakmaları lazım formuna. Yani o 1.78 falan boyu var. Hı hı. Ama atletik fizik bence olmaz. Biraz biçimsiz kalır ona. Ama vücut geliştirmeye de girse orada da onu haşat ederler mi? Edebilirler. Ama şunu yapmak istiyoruz. Doğal bir şekilde girsin. Ya biz ona bir gırtlak ilaç yapalım. Bir açılsın kendine. Bir açılsın. Yok, bir doğal bir girsin. Şimdi ileride o da dopinge girmek ister bilmem ne yapar. O kendi kararı bir şey tabii. Diyemem. Ama bu sene şöyle bir doğal girsin bakalım ne oluyor yani. Bunu ben bir görmek ya istiyorum. Ya girsin tabii ya. Bir merak ediyorum. Kesinlikle girsin. Formu zaten güzel adamın. Diyet yapsın biraz da ona uğraşsın, çabalasın, suyu kessin, evet. Yüklesin, bir şeyler yani yapsın. Kendi işte. Başımıza ona diyet yaptırdığımız dönemler oldu bir program için. Test ettik programı falan. Biz bir de böyle programları... O definisyon programı değil miydi dergide? Evet, evet. Tamam. Onun için bir test yapmıştık. Bir şeyler yaptı tabii ama... Ya şimdi bu işin profesyonelleri daha iyi değerlendirir onu. Bir defa poz vermeyi öğrenmesi lazım. Kesinlikle. Şimdi nasıl kuruyacak? Aynen. Yani onlar çok önemli. Onları yapsın. Biz de diyelim ki ya doğalda böyle oluyormuş. Ben de merak ediyorum gerçekten bunu dokümente etmeyi. Genetiğinin iyi olduğunu düşünüyorum Yüksel'in. Evet. Bakalım bir mücadele edebilecek mi? Öyle bir ukalalığımız yok. Yok yani aşağı aşağı. İddiamız yok. Ama vücut geliştirmede son bir hafta gerçekten çok önemli. Evet. Son bir hafta yani nasıl diyeyim powerlifting teorimi bilmiyorum ama. Powerlifting de o kadar değil. Değil değil mi ama bizde son bir hafta çok önemli. Yani yanlış bir su yüklemesi, normal yanlış bir yükleme, adeledeki görüntü patlaklığı yitirdiği anda iş bitti yani. Abi şovu da sahne şovu da önemli. Sahneyi de tabii sunacaksın. Şimdi bizim Yüksel bakalım yani nasıl pozlar. Sahnede de gösterişli olmak lazım. Ama ben merak ediyorum tabii onu. Yani bizim powerlifting'e deneyimimiz var. Hı hı. Hani ben çok ağayım paşayım diyen adama işte Cenk gibi böyle çok dünya çapında iyi sporcu şeyimiz de var yani. Oradan evet. Da bir tecrübemiz var. Ben orada kendim deneyimlemesem de onların hep yanındaydım. Ama vücut geliştirmede gerçekten hiçbir tecrübemiz yok. Evet. Biz zaten yarışmacı, vücut geliştirmeci sporcuları da kabul etmiyoruz koçluk hizmetinde. Hı hı. Çünkü diyoruz ki kardeşim yani biz sana nasıl podyum yememişiz ki biz yani. Sana evet. Nasıl yardımcı olurum? Sen yani normal vücut yapıyorsan bize gel. Hı hı. Ama bu sene inşallah deneyimleyeceğiz yani. Hadi bakalım. Bakalım inşallah. Güzel olur ya. İzleriz zaten oralardayız hepimiz. Furkan'cığım antrenör olmak isteyen kişilere verebileceğin tavsiyeler nelerdir? Antrenör olmak için tabii ki yardımcı olmaya hevesli olmak lazım.
Yani birilerinin değişimine motive olmak lazım. Bu da kolay bir şey değil. Kendine yapmaya benzemiyor. Bunu da tabii deneye yanıla. İnsan biraz tecrübe ederse orada kendi tarzını geliştirmesi açısından fayda olur. Benim tavsiye edebileceğim temel işte bilgileri, bunun zaten her sertifika programında falan az buçuk anlatılır. Onları almak, okumak, bu kitapları okumak, yani illa bir sertifikasyona gitmeleri gerektiğini söylemiyorum. Yasal evet. olarak gerekenler yeterli. Benim diyeceklerim bu kadar. Tamam. Hızlı kilo kaybetmenin önüne nasıl geçebiliriz? Yürüyünce bile zayıflıyorum demiş adam ya. Abi niye, bunda bir şikayeti mi varmış yani? Yani bilmiyorum, şikayet. Ne güzel abi işte. Değil mi? Aslında ben de kolay kilo verebiliyorum, biliyor musun? Hafif diyet yaptığımda anında eriyorum ya. Ama diyet yapmıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Ya, hep yemek yiyoruz. Benim de mesela, benim de avantajım o yönde. Zaten beni yağlı gördünüz mü yani? Sen kupkurusun ya. O konuda avantajım var ama sevmiyorum ben çok yemeği, iştahım yok. Ben idman yapmazsam çok yemek de umurumda olmuyor. Yani yemeğe falan çağırıyorlar evdekiler. Ben önce işimi halledeyim, öyle diyorum mesela. Değil mi? Yani bu genetik biraz, hani insanın yapısıyla alakalı bir şey. Biz zaten artık profesyonel yiyeceğiz yani. Evet. Bir amacımız olması lazım yemek için. Ama bence hızlı kilo vermenin bir sıkıntısı yok ha. Tabii ki yani ben diyet yapıyorum, bunu düzgün yapayım dediğin zaman onu bir plana dahil etmek lazım ki. Kesinlikle. Yoksa idmanlar falan yalan olur yani. Aynen öyle. Furkan'cığım son soru, deadlift, fıtık. Bu konularla ilgili birçok soru gelmiş. Ben sana şöyle söyleyeyim, sen açıklamasını yap. Deadlift, evet. Fıtık. Deadlift işe yarar mı? İşte vesaire vesaire, biliyorsun zaten ağır sağlam denildiğinde şimdi akla gelen. Şimdi ben buna çok basit bir örnekle ifade edeceğim. Evet. Abi fıtık için deadlift, para kazanmak için iş kurmaya benzer. İş kuran insanlar batabilir değil mi? Evet. Ama genelde bu işi sebat ettikleri zaman bunun yanlışlarını yaparlar. Bir iki geri giderler, sonra biraz cehd ederler, ileri giderler. Sonra bir gün rızıklarını kazanabilirler değil mi? Tabii. Yani ben iş dünyasında her şeyi denedim ama başarısız oldum. Bu girişimcilik yalandan ibarettir. Ticaret bir aldatmacadır diyen insan gördük mü hiç? Yok. Ben tercih etmiyorum diyebilir adam. Ya ben bu kadar eforu vermek istemiyorum. Ben hani azıcık aşım ağrısı başım diyebilir değil mi? Evet. Ticaretin baş ağrısı çok. Tabii ki. Kolay bir şey değil. Deadlift de aynı onun gibi. Yani bu tabii ki çok kolay bir şey değil. Ya bana göre kolay. Yani benim bakış açıma göre ben zaten sporcu olmak durumundayım. Bir insan olarak ben zaten hareket etmek zorundayım diye bakıyorum hayata. Ama yani işte yani biraz da kilo verelim diyen adam deadlift'i bir külfet olarak görebilir. Hı hı. O da gider makineye oturabilir. Yani bu kısmen daha güvenli gibi olabilir. Evet. Bu adam aydan aya faturaları ödemeye çalışır işte yani. Ekonomik özgürlüğünü kazanamaz. Evet. Şimdi bil bakalım en çok ekonomik problem yaşayan insanlar kimler? Ekonomik özgürlüğünü kazanamayanlar değil mi? Aynen, sabit aya. Maaş alanlar. Aydan aya maaş alanlar. En çok darlananlar, en çok sıkıntı çekenler. Evet. Fıtıkta da en çok fıtık, bel ağrısı, ıvır zıvır yaşayan insanlar güçsüz olanlar. Öte yandan deadlift, medlift yapıp kendini güçlendiren insanlar, ki bu bir tek deadlift değil yani, bu başka hareketler de olabilir. Kesinlikle. Risk açısından falan benzer kapıya çıkıyor bunlar. Deadlift yapmadın, back extension yaptın diye çok güvenli falan değil yani. Tabii. Adam mekik yaparken belini sakatlıyor. Doğru. Hani baktığında doğru. Bu öyle kaba düzen ezbere bir şey değil. Ama bunu öğrenmeye çalışıp bunun tekniğini geliştiren adam tıpkı o girişimci gibi ekonomik özgürlüğüne kavuşuyor ve bu sefer onun sakatlanması daha zor oluyor. Yani bunun yapısı bu. Az önce örnek verdim ya. Eklemler dedim, bağ dokular. Yük altında güçleniyorlar. Yani kemiklerimiz de güçleniyor, omurgamız da güçleniyor. Evet. Dolayısıyla senin oradaki kasların güçlendiği zaman bu sefer sen daha zor bunlarla karşılaşıyorsun. Evet. Adamı o kadar darlamışlar ki, adam o kadar profesyonel bir anlatım yöntem olmuş ki. 80 örnekle bunu anlatayım. Yani o kadar çok soru geldi ki bundan değil mi? Tabii. Şimdi bir de yani benim burada üzüldüğüm şey şu. İnsanlar maalesef yani ben şimdi ne oluyor? Tabii insan gidiyor deadlift'i biraz deniyor, tamam mı? Bir hevesleniyor böyle. Ya diyor ben bundan bir şey anlamadım yani. Çünkü ilk yaptığımda deadlift'i ben de o zaman bilgi falan da yoktu yani. Evet. Ya YouTube'da da bir şey yoktu yani. Mike Chang vardı bir tane hokkabaz. Havluyla böyle böyle yap, sırtını yap falan diye milleti kekliyordu yani. Six pack shortcuts falan filan. Hatırlarsın belki evet. O zamanları yani. Şimdi ben de deadlift'i aldım elime, dedim baba ben bunu hiçbir yerimde hissetmiyorum yani. Ya çünkü atıyorum barfix çekince hissediyorum kolumda, sırtımda. Deadlift'i hissetmiyorum. Demek ki dedim bu cacık bir hareket. Ama sonradan yani öğrendikçe, yaptıkça, deneyimledikçe fark ediyorsun. Öyle hani bunu deneyimledikten sonra adam pes ettiği zaman tıpkı
Şimdi sen bir şirket kuracaksın. İlk faturanı keseceksin ve muhasebecinin yanına gidiyorsun. O parası, bu parası diyorsun ki ulan başlarım ya, ben işime geri döneyim yani. Buysa senin niyetin, tamam yapma o zaman deadlift'i. Yani bunun da zorunluluğu yok ki. Ama çok keyifli ya alıştığı zaman insan. İşte hani, conventional deadlift falan ben çok seviyorum ya. Yani bir de şimdi sen o finans örneğindeki gibi. Sen finansal risk alıp yatırım yapmadığın zaman güvende mi oluyorsun yani? İşten çıksan ne olacak? Yani. Senin işin biterse ne olacak? Pandemi gelse ne olacak? Allah muhafaza deprem olsa ne olacak? Doğru. Yani bunlar hep hayatta var. Bu yüzden kendini geliştiren kazanıyor. Yani bunun önüne geçmenin yolu bu. Evi sağlam almanın, hırsızlığı önlemenin yolu bu yani. Daha bir tane örnek verelim. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Anlatabildiğimizi anlatıyoruz. Anlatmayan da canı sağ olsun artık. Ama tutup da yani bu böyle zararlı bilmem ne falan demenin bilimsel bir arka planı yok. Yani bu şey değil yani, ben yaptım sakatlandım falan, bu da çok... Abi direkt aynı kafadayız ya. Bilimsel direkt. Çalışmalar var. Bozuk formda mesela şeyi de ben çok katılmıyorum. Yani deadlift'te formun çok iyi olacak falan. Adam da öyle diyor bu sefer. Ya diyor, bunun formunu düzgün yapmak zor. Hayır yani onunla alakası yok. Yanlış form yapan adamlar da var. Yani senin belin bükülü oldu diye sen direkt sakatlanmıyorsun. Orada da böyle %100 bir korelasyon yok. Tabii ki biz hani dışarıdan daha böyle yükü güzel dağıttığın, evet, beline çok bindirmediğin bir formu tavsiye ederiz. Bir eğitmen olarak bunu öğretmeliyiz insanlara. Ama bu da yanıltmasın yani. Adam bu sefer beli böyle bozuk, yamuk bir belle yaptığı zaman da bu sefer oradaki kasları yine güçlendirebiliyor. Yani bu tamamen birazcık yükü dağıtma meselesi. Evet. Hani bir bina yaparsın, toprağın sağlamdır, hiçbir şey olmaz. Aynı binayı gider başka yere yaparsın, bu sefer yıkılabilir depremde. Allah muhafaza. Yani zeminden anlayıp onun üstüne ona göre müdahale yapmak lazım. Avrupa'da mesela deprem riski yok. Oradaki binalar aslında depreme daha dayanıksız. Ama deprem riski yok. Evet. Sen de kendini tanıyacaksın. Ailende fıtık mıtık var mı bilmem ne, az çok bunları bileceksin yani. Tabii ki. Sen kendini tanımazsan doktor da sana yardımcı olamaz. Bugün bir doktora gitsen sana ayıracağı 5 dakika. Sen adama kem küm edersen doktor da yardımcı olur, ama sen kendini tanırsan, bak ben şunu yapınca ağrıdı, bunu yapınca ağrımadı, şunu denedim. Doğru. Adam der ki ha, onu denediysen şimdi bunu dene. Doktorun da zaten yapabileceği bu. Diyeceğim bu kadar yani dedim. Furkan'cığım ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Teşekkür ederim. Size de başarılar kanalımızda. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir sonraki Atakan'la Konuşa Konuşa programında görüşmek üzere. Abone olun arkadaşlar. Bir de like, like atın. Ben pek sevmiyorum böyle şeyler konuşmayı ama. Olsunlar hadi, sıkıntı yok. Bana beğen dediği zaman inadına beğenmeyesim geliyor. Aynen. Hiç kullanmadım ben bu zamana kadar. Bir dahakine yeni örneklerle geleceğim. Tamam, bu sefer otomotiv al sat falan. Oradan yürürüz belki. Tamam. Bir kereden konuk alacağız seni. Güzel bir sohbet ederiz.